Merhaba arkadaşlar, ben Alcu. Şimdi bugün size yine çok basit bir şekilde RSI veyahut da Göreceli Güç Endeksini size anlatmak istiyorum. Burada tabi örnek olarak ben normal bir grafik açtım arkadaşlar. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Daha önceden çalışıp da işte bir şeyi iyicene öğrenip de gelip size video çeken birisi değilim. Gayet doğal olmak istiyorum. Aynı sizin gibi olmak istiyorum. O yüzden teknik bir yapı oluştururken veyahut da herhangi bir çizim falan oluştururken hep beraber yapmak istiyorum. Şu anda ben bunu rastgele açtım. Tabi buna siz inanmayabilirsiniz de benim için fark etmez ama ben gerçekten doğal olmaya çalışıyorum. Özellikle bu işe yeni başlayanlar için daha anlaşılır olmaya çalışıyorum. O yüzden hep beraber bunu inceleyeceğiz. RSI üzerinde de inceleyeceğiz. RSI'yi çoğu insanlar merak ediyor. RSI de biliyorsunuz normalde bir indikatördür. Yani aşırı al-sat veren, sinyal veren bir indikatördür. Şimdi bu indikatörlerin çalışması elbette eğer RSI olsun, diğer işte indikatörler olsun mutlaka yani teknik analiz bilen, şuradaki çizdikleriniz herhangi bir çizim, formasyon veyahut da işte aklınıza ne tür şey gelirse, grafik gelirse hepsi insanların eğer ki yoğun olarak o sistemi, o tekniği kullanmasından dolayı bu teknik analiz veyahut da işte indikatör veyahut da diğer formasyonlar çalışır. Şimdi biliyorsunuz daha önceki videolarımda teknikten falan bahsettim. Yavaş yavaş inşallah bundan sonra sizlerin de takviyesiyle, çünkü eğer ki siz bu videoları beğenirseniz, İşte bizi ne kadar çok takip ederseniz biz de inşallah sizlere daha motive olmuş şekilde daha iyi şeyleri anlatmaya çalışacağız. Benim maksadım sizin teknik analiz konusunda aşina olmanız. Ben genelde eğitim vermiyorum ama bu piyasada uzun süreden beri, yaklaşık bir 30 seneden beri ben bu piyasadayım. Hiçbir tabii ki şey olarak çıkıp da YouTube'da veyahut da herhangi bir sosyal medyada biz paylaşım yapmıyorduk. Yani işimizden, başka işlerimizden dolayı bu işlerle pek ilgilenmiyorduk. Şimdi tabii ki maksadımız insanların kazanmalarından ziyade bu işe aşina olmaları. Çünkü borsada özellikle yeni gelenler bazı kurtların pençesine takılıyorlar ve zarar ediyorlar arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Kesinlikle kendi işlerinizi, kendi tekniğinizi geliştirin. Fazla lafı uzatmadan RSI'ye girmek istiyorum. RSI Türkçe olarak Göreceli Güç Endeksi sayılır. Eğer ki TradingView kullanıyorsanız göstergeler kısmında buraya RSI yazmayın arkadaşlar. Buraya göreceli, mesela şöyle göreceli güç endeksi olarak yazarsanız size zaten 3 tane şu anda şık çıktı. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Eğer RSI yazarsanız farklı versiyonlar çıkıyor. O bizi ilgilendirmiyor. Yani şu an için ilgilendirmiyor. Çünkü biliyorsunuz TradingView'de işte göstergeler kısmında veyahut da diğer grafiklerde birçok oluşumlar var, birçok teknik veriler var. Bunları hepsini bilmek, ben kendi açımdan söylüyorum, ben yaş itibarıyla elbette imkansız olduğunu düşünüyorum. Ama aşina olun arkadaşlar, kendinize basit teknikler geliştirin, o teknikler üzerinde gidin. Biz de videolarımızda bunları anlatmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi RSI bir göreceli güç endeksi. Bunu işte 1978 yılında Welles Wilder diye tarafından geliştirilmiş. Bu şahıs makine mühendisi ve teknik analiz uzmanı arkadaşlar. RSI'nin formül olarak baktığımızda ortalama bir gerçek aralık veyahut da ortalama yönde endeksi gibi birkaç tane endeksi bünyesinde barındıran bir osilatör. Osilatör derken çok yönlü bir osilatör. Bu tabii ki size aşırı al sinyali veyahut da aşırı sat sinyali olarak karşımıza çıkar. Şimdi burada tabii biz RSI'yi niye kullanıyoruz? Pozisyon açmak için veyahut da pozisyondan çıkmak için sadece yardımcı bir indikatör olarak, yardımcı bir veri olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani illaki RSI bize al dedi, alacağız diye veyahut da sat dedi, satacağız diye bir kayda yok. Ne yapacağız? Diğer teknik verileri destekleyen bir veri karşımıza çıktığında bunu kullanabiliriz. Şu anda da bakın ne kadar denk geldi. Nano, hem Nano'nun üzerindeyiz hem de Nano şu anda artıyor. Şöyle yüzeysel olarak baktığımızda da bir düşeni kırmak üzere 4 saat aralığına göre saat 19'da açılabilecek bir muma göre de Nano coin'i alınabilir özelliği var. Zaten şimdi de anlatacağız. Bakın RSI 50'nin üzerinde çıktığında burada artık güçlü bir alım noktası oluşturulmuş demektir ve alınması gayet normaldir. Aldıktan sonra biliyorsunuz bir önceki mumun dip seviyesine stop koyarak pozisyonumuza devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar RSI gördüğünüz RSI çizgisi verisi endeksi bu. Bunun mesela 70 ve 30 aralığı vardır. 70'in üstü aşırı sat sinyalidir. Yani aşırı bir alım vardır. Ama bunun tam tersi bir normal bir trade için ve hatta bunu üzerinde alanlar için artık şu 70'in üzerine geçtikten sonra yavaş yavaş kademeli olarak satışa geçilebilir anlamındadır. Ama 70'in üzeri aşırı bir alım var demektir. Kesinlikle bu seviyede çok çok dikkat edilmesi lazım. Alt seviye 30'un altında olan seviyede aşırı sat bölgesidir arkadaşlar. Yani bu bölgede bunun tam tersini de düşünürsek aslında kademeli olarak alım olarak başlanabilir. Yani şu endeksi kontrol ettiğimizde 30'un aşağısı aşırı sat bölgesidir. 70'in yukarısı aşırı alımların olduğu bölgedir. Ama biz bunu trade olarak bir al satçı olarak düşünürsek 70'in üzerine geldiğinde mutlaka tedbirli olacağız ve burada satışlarımızı grafiğinde verdiği teknik bir analize göre satışlarımızı kademeli olarak gerçekleştireceğiz. 30'un altına geldiği zaman da alışlarımızı kademeli olarak gerçekleştirebiliriz. 50 seviyesi yani 70 ile 30'un arasında 50 seviyesi aslında alınabilirliği bize sunuyor arkadaşlar. Yani 50'nin aşağısında pek almamaya gayret edin. 50'nin üzerinde burada bir geçiş olduğunda alınabilirliği olduğunu anlamalıyız. Yani 30'un altında alış, 70'in üstünde satış yapılır şeklinde de değerlendirirsek bizim için iyi olur. Şimdi RSI'nin ana formülü negatif kapanışlar ve pozitif kapanışların ortalama değeridir. Burada zaten açık ve net bir şekilde söylemiş tanımda. Bu tanıma göre dediğimiz gibi negatif kapanışların ve pozitif kapanışların ortalama değerini bize sunuyor. Biz de buna göre işte buradaki değerlere göre alımızı ve hatta satışımızı yapıyoruz. İşte 50'den bahsettik. 50 trend takibinde yani bir strateji olarak kullanıyorsak 50 değeri aşımında alımları, 50 değerin altında satışlarımızı gerçekleştirmemiz mantıklı olabilir. Şimdi bu noktada arkadaşlar şimdi dediğim gibi fazla açıklanacak bir durum yok. Biz sadece RSI'ye fikir vermesi açısından kullanıyoruz. Şimdi PU ve NU noktaları var. Yani PU pozitif uyumsuzluk, NU negatif uyumsuzluk. Tabii bu farklılık yapabiliyor. Yani şöyle şimdi RSI'nin işte PU'sunu, NU'sunu herkes çok çok farklı anlıyor. Bu durumda çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi şöyle boğa sinyali, bakın burasını kesinlikle unutmayın, dikkat edin. Boğa sinyali diplerde aranır arkadaşlar. Yani şu diplerde boğa sinyali aranır. Ayı sinyali de tepe noktalarında aranır. Bu ne demektir? Şimdi mesela bir PU arayalım veyahut da NU arayalım. Hangisi denk gelirse. Yani dediğim gibi ben önceden çalışarak girdiğim bir şey değil. Bakın şurası. Evet bakın hemen gayet de çok net bir şekilde gördük. Şimdi düşende arıyoruz şey olarak. Bakın arkadaşlar şurayı şey yapayım. Şurada bir yatay hattımız var ve düşen olarak adlandırabiliriz şurayı. Gördünüz mü? İki tane dip noktası ve şöyle eğer ki paralel olarak bakarsak tabii ki çok kısa bir süredir paralel olarak baktığımızda bunun bir düşen olduğunu görüyoruz. Ama RSI'ye baktığımızda arkadaşlar RSI'ye baktığımızda şurada bir çıkan var. Görüyorsunuz mu? Yani fiyat burada düşmesine rağmen RSI'deki endekse göre bize aslında al sinyali veriyor. Çok net bir şekilde bunu gördük. Ondan sonra ne olmuş? Fiyat yukarıya doğru devam etmiş. Yani burada dipte bir alçalma olmasına rağmen RSI'nin dibinde bir yükselme var ve bu şekilde yani dedik ya boğa sinyalini diplerde aramamız lazım. Ayı sinyalini de tepelerde arayacağız arkadaşlar. Eğer ki bir düşüş olacağını fark etmemiz gerekiyorsa bunu tepelerde aramak zorundayız. Şurada bakın. Şurada biraz var. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet hemen yakaladık yani. Ya mutlaka vardır arkadaşlar. Buna teknik olarak takip ettiğinizde yani sürekli takip ettiğinizde mutlaka bulabilirsiniz. Tabii ki bunu araştırmak değildir. Bakın şurada bir yükselme var. Görüyorsunuz mu? Fiyatta bir yükselme var. Ama RSI'ye baktığımızda bakın aynı seviye. RSI'da bir düşüş var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da nu'dur. Yani negatif uyumsuzluktur. Bunu gören bir trader mutlaka satışını burada gerçekleştirir arkadaşlar. Yani bir sonraki mumdan sonra artık düşmeye başlayacaktır. Ve aynı şekilde de düşme fazla olmasa da bu yine nereden baksanız düşme 86 olsa bir yaklaşık %20 oranında bir düşme gerçekleşmiş. Burada da gayet mantıklı. Bakın düşme gerçekleştikten sonra 50 seviyesinde tekrar geldiğinde bakın şu seviye buradan tekrar yükselişe geçmiş. Tabi bu aradaki yükselişler de var. İşte burada ne önemli bizim için? Eğer ki aldığımızda şu seviyede aldığımızda stop koyarsak bundan yararlanabiliriz. Buradan aldığımızda zaten şu dip noktasına stop koyduğumuzda bakıyoruz ki stopumuz da bozulmamış oluyor. Bu şekilde yükselişi yakalama şansımız var. Ben şimdi kısaca size bunlardan bahsettim. İleriki dönemlerde RSI'den olsun diğer indikatörlerden olsun fırsat buldukça diğer artık teknik analiz olarak temel analiz olarak veyahut da işte risk yönetimidir, kontrol mekanizmasıdır, bunlardan hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar kısa kısa. Hepinize bol kazançlar.